Arkadaşlar şimdi yükseltilmiş sebze yatağı yapıyorum. Bu şekilde elimizde fazla çıngalar vardı. İşte saç, burada çınga diyorlar. Onlarla yamulmuştu zaten burada fırtına çıktığı için. Hem onlarla aklımızdaydı bu sebzelerimiz için. 2'ye 2,5 metre civarında bugün hazırlıyoruz. Şimdi buradaki bir komşu abimizle... Bunlar hep fırtınada uçmuş ya. Evet, hepsi uçmuşlar. Çoğu zarar görmüşler. Biz de bunları bir şekilde en güzel şekilde değerlendirelim dedik. Zaten geçen videoda da fırtınanın neler yaptığını göstermiştim. Çöpü atacağımıza böyle yapalım dedik bari. Şimdi burada bir abi var. Buralı. Bize bir traktör dolusu bahçe toprağı getirecek. Milli bahçe toprağı. Buralara hiç gördüğünüz gibi otları bile yolmadık. Direkt toprağa getirip otların üstüne dökeceğiz. Ve ondan sonra sebze almıştık bugün zaten gelirken. Sebzelerimizi bu havuz diyelim artık bunları. Havuzlarımızın içine birer birer ekmeye başlayacağız. İnanın böyle çok daha güzel, çok daha kolay. Her şeyle kolay. Bir yapma aşaması birazcık meşakkatli. Kaç tane yapacağız şimdi? Yaklaşık bugün bu üçüncüsünü yaptık. İşte toprağı bekliyoruz. Toprak Veli abi, abinin adı. Getirdim işte. Şöyle traktörle boşaltacağız buraya. Bugün bu ikisini yapıp dün akşam aldığımız sebzelerimizi ekmeyi düşünüyoruz. Ondan sonra bahçenin ilk önce dedik şu sebzelerimizi ekelim. Artık Mayıs ayındayız ya. Daha sonra da bahçede yapacak çok iş var. Yokluğumuzda. Ev kaymış ya, onu da anlat istersen. Her taraf burada dediğim gibi fırtına çıkmış. Bayağı bir kötü ev, fırtına. Taşların üzerindeydi ev. Yüksekte olması için prefabrik ev. Öyle bir fırtına çıkmış ki burada. Şu ev. Ev havalanmış. Altına koyduğumuz taşlar. 10 santim yüksekliğinde taşlar dışarı çıkmış. Şimdi Mayıs'dayız. İşte Eylül gibi biz o evin altını açacağız. Evet. İçine taş dolduracağız yine böyle 3-4 traktör taş. Üzerine yani beton atacağız. Mecbur kaldık öyle yapmaya. Prefabrik evin sorunları da. Aslında ya betona yere, karşıyız ama yapacak bir şey yok. Ya yere iyice sabitleyeceksin bunu. Evet, yere sabitlemedik zamanında. Yani o mesela prefabrikçilerden yaptırdığınız prefabrik evler yani işte sağlamlaştırırsanız güzel prefabrik evler. Etrafına şimdi bunun sezon sonunda bu evimizin duvar örmeyi düşünüyoruz. Çünkü burada geçen yıl da böyle bir fırtına olmuştu. İkincide de ayakta kaldı. Artık üçüncüde evimizin bu Amerika'daki kasırgalar gibi 3 kilometre uzakta bulmak istemiyoruz. Evimizi görmek istemiyoruz. O yüzden bu sezon sonunda yani yazın bitiminde tuğla getirip olduğu gibi komple çepeçevre tuğlayla örmeyi düşünüyoruz. Burada yukarıda bakkal bir arkadaş var, buralı. O söyledi bize. Gayet de mantıklı. O da aynısını yapmış zaten. Onun da prefabrik bir evi var. Burada oturuyor. Kendisi yaptırmış burada demirciye. O da diyor fırtınada böyle zangır zangır yapıyordu. Korktuk diyor. Sonra etrafına duvar ördürdük. Şimdi gayet mutlu mesut bir şekilde yaşıyor. İşte bahçemizin son hali bu. Dedik bugün sebzelerimizi ekmek için hiç dokunmadık bahçeye. Dün gelmiştik zaten. Bahçemize hiç dokunmadık. Gördüğünüz gibi her taraf ot. Adam boyu ot olmuş. İlk önce bu sebze yataklarını bugün halledelim dedik. Veli abi toprak getireceği için. Hiç olmazsa şu üçünü halledelim. Geri kalan üç tanesini yarın artık hallederiz. Burada diğer evlerin de çatısı uçmuş.
Buralarda birkaç daha böyle şehirden göçenler var. Onların da böyle fabrik evleri uçmuşlar. Hatta bir tanesi çapraz durmuş böyle. Baktık bugün. Resmen bina yerinden 30 metrekare prefabrik ev. Tabii getirip su basmanın üstüne olduğu gibi vinçte bıraktığı için herhangi bir onu tutacak bir şey yok. İşte prefabrik evin kötü yanı bu. Ama dediğim gibi hani önceden yatağını hazırlayıp yerlere sağlam profil demirler %100 mesela yapıp sonra o evi onlara kaynatırsanız hani bir destek verirseniz gayet güzel prefabrik abi. Biz memnunuz valla. İki tane evimiz var. İlk önce bunu aldık. Bunu ikinci el aldık. 15 bin liraya. Bu 21 metrekare. Diğeri de 30 metrekare. Onu özel yaptırdık kendimiz. Gelen misafirlerimizden talepleri doğrultusunda. Misafirlerimiz sağ olsunlar. Her geldiklerinde bir proje üretip geliyorlar. Biz de onları elimizden geldiğince gücümüz etkisinde değerlendiriyoruz. Çok güzel projeler var ama işte hani güç meselesi. Evet. Bunlar taşıdığımız ağaçlar. Bu çınar ağacı. Şu yeşilliğin altında inanır mısınız gübre var. Bu kadar ot basmış bunu. Evet gördüğünüz gibi ağaçlarımız tutmuş. Burası bizim evimizin yolu. Birazcık lampa. Evimiz biraz yolun altında. Veli abi değil mi o? Bir gel. Veli abi değil mi o? Geldi geldi. Evet kumumuz, toprağımız geldi. Az önce bahsettiğim bahçe toprağımız geldi. Şimdi Veli abiyi karşılıyorum. Bitirdikten sonra tekrar bir video atmaya çalışacağım. Hoşça kalın.